Ortaokuldan sonra eğitim hayatıma devam edemedim çok istememe rağmen. Ben de evlendikten sonra çocuklarım okula başlayınca bir boşluk oluştu. Çocuklarımla birlikte liseye başladım. Dışarıdan liseyi bitirdim. Liseden sonra üniversite sınavlarına girdim, üniversiteyi bitirdim. Şu anda da kızım ve oğlum üniversitedeler. Ben de hem aile bütçesine katkıda bulunmak, hem çocuklarımın gereken masraflarına yardımcı olabilmek için bu işe başladım. Devam etmeye çalışıyorum. 2019 yılında Isparta Lavanta bahçelerine gezmeye gitmiştik. Zaten biliyorsunuz Isparta Lavanta bahçeleri Türkiye'nin Lavanta'da merkezi. Orada büyük bir hayranlık oluştu bende. Geldikten sonra araştırmaya başladım. Olmaz mı, olmaz mı diye. Toprak isteğini falan araştırdıktan sonra baktım ki her toprakta yetişebiliyor. Hem bölgeye bir farklılık katmak amaçlı, hem katma değeri fazla olan bir ürün. Görselinden yararlanabiliyorsunuz. Artı yani birçok yan ürünü var, yan ürünlerini değerlendirebiliyorsunuz. Artı yağı da çok şifalı bir ürün. Bir sene gibi bir araştırma sürecinden sonra Isparta lavantası değil de daha şifalı olduğu için İngiliz lavantası olan Lavandula angustifolia'yı bahçemize ektik 2020 yılı Ocak ayında. Üretim sadece 2020 yılındaki ekimle başladı zaten. Lavanta çok yıllık bir bitki olduğu için sadece bakım çalışmalarını yapıyoruz. İşte, yabani otlarını alıyoruz mümkün olduğunca hani zarar vermesin diye. Dip gevşetmelerini yapıyoruz. Çapalama işlemi dediğimiz. Dip gevşetmelerini yapıyoruz. Temmuz ayında da hasatımızı yapıyoruz. Hasatı yaptıktan hemen sonra distilasyona gidiyor çiçeklerimiz. Distilasyon ünitesinde yağ olarak bize geri dönüyor. Sadece zaten sezonumuz bir ay, çiçeklerin açık kalma süresi. Kurumaya başladıktan sonra hasat başlıyor. Bu süreci de değerlendirmek için, güzel fotoğraflar çekilebilmek için ufak tefek dekorlarımız oldu. Düğün çekimleri oluyor, bazen dış çekimler oluyor. İlgi görüyor zaten, hani hiç bizi tanımayan, bilmeyen insanlar bile yol kenarından geçerken ilgiyle içeriye girmek istiyorlar, gezmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Çünkü bölgede tekiz. Yani Gebze olarak tek lavanta bahçesiyiz. Şu anda lavanta bahçeleri çok çoğaldı. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, hani sadece Isparta değil artık. Trakya bölgesinde artık büyük çaplı lavanta bahçeleri var ve Gebze'de de biziz. Bütün kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. Eğer kadınlar için bir şey katabilirsem ne mutlu bana. Daha fazlasını istemiyorum zaten. Tek amacım örnek olmak insanlara, isteyince olduğunu gösterebilmek. Onun dışında bir amacım da yok zaten.